görüşürüz. Kolay gelsin. Gel gel, istiyor musun? Hızlıca git. Buradan yukarıdan çekeceğim. He? Yukarıdan çekeceğim buradan. Çıkamazsın ki onu. Hızlıca geçin. Binada çökmek üzere, çatırdamaya başladı. Burada iki tane ahşap bina yan yana, iki katlı. Biri yanıyor. Diğerine de yangının diğerine de sıçraması için burada itfaiye yerleri mücadele veriyor. Arası az bir mesafe var arasında. İçeride çatırdamalar ve çökmeler başladı. Tam, bina tamamen çökebilir artık. Üç koldan bir aile giriyor buraya. Burada karantinanın alt tarafından bir ekip itfaiye için müdahale ediyor. Burada bir ekip var. Aynı zamanda bunun arka tarafında bir ekip var. Üç koldan müdahale ediliyor ama aşağı bina ve çok hızlı bir şekilde yanıyor. Umarız içinde insan yoktu. Kimse kalmamıştır içinde inşallah. Polis ekipleri burada. 112 ambulans ekipleri burada her ihtimale karşı. İtfaiye burada, gazdaş burada. Bütün ekipler çok yakın burada ama aşağı bina var gücüyle hızla yanıyor.
Burası Edirne Karanfiloğlu Caddesi. Üç Şerifel Camii'nin hemen arka tarafı. İki katlı metruz bir bina. Bilmiyorum, içinde muhtemelen oturan yoktu. Çünkü eski binalar. Yanında hemen iki katlı bir bina daha var. Oraya sıçramaması için olağanüstü mücadele veriyorlar burada. Yine arka taraflarda çökmeler başladı. İtfaiye dört bir yandan mücadele ediyor ama arka kuru bina hızlı bir şekilde kül olmaya devam ediyor. Gel su,
Ben de onu da yok, onu da gireyim bari. Ya bir kere daha çıkar. Tamam. Hemen yanında metro binası var. Ona sıçrama seçim mücadele veriyor. Yukarı yerler. İçeride çökmeler başladı hızlı bir şekilde. Artık tamamen de çökebilir. Çünkü çatırdamalar var devamlı binada. İçeride muhtemel insan yaşamıyordu. Yani ikamet eden yoktu burası. Burada bir uyarı yabası da var, yıkılma tehlikesi var diye. Metro girdin ha. Alevlere teslim olmuş durumda. Ve mücadelesimiz böyle devam ediyor. Dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. Evet, çöküyor.
Çalı değil. Fay yeri. Az önce orada biri vardı ama. Geri çekilmiş. Artık çok tehlikeli bir yer yaptı. Çöküyor. Çökmeye başladı bölge bölge. Şu an en tehlikeli olduğu dönem sanırım. Bu duvarlar yavaş yavaş çökmeye başladı. Burada da bir itfaiye yerimiz vardı az önce. Of, geri çekmiş kendini. Burada bir yazı var ama dikkatimizi çekiyor. Dumandan okumaya çalışıyoruz onu. Can Komik yazıyor sanırım. Bir de eski Türkçe bir şeyler yazıyor üzerinde. Yeni göreve başlayan itfaiyelerimiz de kendine müdahale ediyor. Buradan arka tarafa biz geçemiyoruz. Umarız o tarafta farklı ellere sıçrama durumu olmamıştır. Arkada merdivenli itfaiye ekipleri var. Yüksekten müdahale ediyorlar. Mahalle sakinleri de kalkmış gözlükte. Onlar da korkuyla yangını izliyorlar orada. Evet, çöküyor. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Karanfilol Caddesi burası. Daha önce de bu bina, yanındaki bina tehlike atlatmıştı. Çökme tehlikesi yaşamıştı. Hemen yanındaki iki katlı ahşap bina. Bu sabah 5 sıraları bir yangın ihbarıyla geldi ekipler buraya. Biz de öyle. Ve halen devam ediyor yangın. 4 bir koldan müdahale var ama ahşap bina içinden yanmaya devam ediyor. Bazı bölümlerinde çökmeler yaşandı. Artık karşıya geçemiyoruz çünkü yola çekiyor.
Büyük parçalar yollara düşüyor. Burası dar bir yol. İnsanlar gördüğünüz gibi gökyüzünü kaplamış durumda. Kocaman iki katlı bina, iskelet kaldı. Bazı bölümleri çöktü. Hemen yanında bir ahşap bina daha var. Olağanüstü mücadele verildi bu binaya sıçramaması için. Çünkü çok yakın birbirine. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Burası Edirne Karanfiloğlu Caddesi.
Gördüğünüz gibi burada üç şerifli cami hemen arka tarafı.